200 yılında Suriye Kralı Mahmud Nurettin Zengi Hazretleri rüyasında peygamberimizi ağlayarak gördü. Yetiş ya Nurettin yavrum! Beni 3 kişiden kurtar, zulmediyor. Eziyet ediyor bana. Rüyada. Ne büyük sultandı onlar. Koştu Medine'ye. Topladı halkı, baktı baktı. Allah'ın Resulü'nün Mekke'vinde zulmedenleri göremedi. 3 kişi gelmedi buraya. Vali Bey, nerede bunlar? Şu kulübedeki 3 büyük zat var. Çağırma utandık. Olmaz. Onlar da gelsin. Bir de ne görsün, Allah Resulü'nü ağlatan onlar değil mi? 3'ünü kontrol ettirdi, Hristiyan çıktı. Faslı Hristiyan. Ne yapıyordunuz Medine'de? Bizi Roma'daki Papa gönderdi. Kim Medine'ye gider Muhammed'in cesedini çuvala koyar, Roma'ya kaçırır, bana parçalatırsa onu affedeceğim dedi. Biz de inandık, 6 aydır tünel kazıyorduk, bu akşam kaçırıyorduk. Sen nereden duydun? Batı bu, Ebrehe. Ebrehe, Fil suresi boşuna inmedi. 3'ünü idam ettik, kabrini kurşunlarla döktüm. Bir daha yapmasın diye koca sultan. Aradan 400 sene geçti, İspanyollar Cidde'ye geldi. Tarih anlatıyorum gençler. Batının Ebrehesi değişmez. Kale yaptılar, tam hücum edecek. Genç sultan deden Yavuz'u karşılarında buldu. Hepsini. Hepsini kılıçtan geçirdi, hepsini. Kalenin enkazı Mekke'nin 100 kilometre deniz sahili Cidde'dedir. Aradan 400 sene geçti, yıl 1911. Birinci Cihan Harbi İngilizler çıktı. Geçen seneler bir dede dua ediyor, Osmanlı Kalesi var. 500 sene nöbet tutmuşuz Medine Mekke'de. Kaleye doğru dua ediyor Berlinli genç. Dede tövbe de tövbe. Orası Osmanlı Kalesi değil. Ora Kabe değil, Osmanlı Kalesi. Bana bak, ben gerizekalı değilim. Kabe'nin içeride olduğunu biliyorum evlat ama benim niçin oraya döndüğümü sen bilmiyorsun. Ben gençliğimde 7 sene o kalede askerlik yaptım. Kabe'yi İngilizler yıkacak dediler. Hanımımı, yeni evlendiğim eşimi bıraktım. Can ciğer anamı bıraktım. Fedake bi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedim. Koştum. Şimdi Allah'a dua ediyorum ya Rab. Yaşım 103. Sen de biliyorsun çok şehit olmak istedim beytim için. Duamı kabul etmedin. Son isteğim var Allah'ım. Beni kabirden kaldırdıktan sonra mahkemene vücudumdaki İngiliz kurşun yaralarıyla beni kaldır ya Rab. Gazi olarak kaldır. Dede buydu, torunu nerede? Torunu nerededir? Torununun oy verdiği iktidar nerededir? Somali'de yok, Kore'de yok. Hep İsrail'in yanındadır. Hep Körfez Savaşı'nda Amerika'nın yanındadır. Nöbeti değiştirin, musibet gelecek. Hanımlarımızın, kızlarımızın Bosna'daki felakete uğramalarından korkuyorum. Bu milleti dağlarda evlerinden kaçarken görüyorum 4 yıl içinde. Korkutmak için değil. Çünkü filmlerde en son başroldeki zalim gebertilir. Erol Taş'ın filmini çok seyrederdim çocukken. Ah bir vurulsa ya şu zalim. En sona saklanır. Türkiye İslam aleminde Erol Taş rolünü üstlenmiştir. Cezayirli'ye Fransa saldırdı. Erol Taş Fransa'yı tuttu. İtalya Libya'ya saldırdı. Erol Taş Türkiye'si İtalya'yı tuttu. 60'ta Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya İsrail bomba attı. Erol Taş'ın Türkiye'si Adana üstünden İsrail uçaklarını kaldırdı. Karabağ'da Leyla'nın hırsına geçiliyor. Karabağ'daki Ermeni'ye Türkiye'nin Erol Taş'ı Süleyman Demirel buğday gönderiyor. Tehlike büyüktür. Hadi hep beraber. Şimdi mason ne demek? Mason İngilizce. İngilizce. Türkçesini bilirsen bu ihaneti anlarsın. Masonun Türkçesi usta demektir. Usta. İhanette usta. Haksızlıkta usta.
Hırsızlıkta usta, vurgunda usta. Öyle usta ki hem ihanet yapacak hem alkış alacak. Bu böyle olmayanı mason yapmazlar. Şimdi de Mesut Bey mason locasına kaydoldu. Belgesini ele geçirdim. O da ustalığa başlıyor. İşte artık Medine Mekke muhafızlarına sesleniyorum. Tehlike büyüktür. Hocam yıkılacak mı? Korkutma beni. Hayır. Siyonistler boşuna heveslenmesin. Olmayacak. Ama harpsiz de olmayacak. Gençler, sandığın ötesinde işiniz var. Sandık Medine-i muhafazasının ilk basamağıdır. Ama şehadete hazırlanın gençler. O güne, o güne geliyor. Resulullah'ın haber verdiği, ağaçların ve taşların Siyonistler var arkamda vurun diye haber verdiği o güne dünya gidiyor. Korkmayın, müjde var. Sevindiriyorum sizi. Dinleyin. Allah'ın Resulü'nün kardeşleri, size sesleniyorum. Bir gün Resul-i Ekrem, işte mason loca listesi burada, belgesi, sonra ilçeden alırsınız. Bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kucakladı bir topluluğu. Göremiyordu sahabe. Kardeşim diyor, sarılıyor. Kardeşim hoş geldin. Biz senin kardeşin değil miyiz ya Resulallah diye sordu ashab-ı güzin. Siz benim sohbet arkadaşım. Elimden su içirdim size, mucizemi gördünüz darlık gününde. Ayı ikiye yardım ve şakkatil kamer mucizesiyle. Ağaçlar selam verdi bana, esselamu aleyk ya Resulallah. Taşlar konuştu yanımda. Kur'an'ı kendi ağzımdan, mübarek dilimden dinlediniz, cuşa geldiniz. Benim mucizemle davamın askeri hanzalası Sümeyye'si oldunuz. Ama ahir zamanda şimdi kucakladıklarım var ya, benim mucizemi görmeden aynen sizin gibi din darlandığında, ümmet darlandığında hanzal olacaklar, Sümeyye olacaklar. Onlar benim kardeşlerimdir. Yani Müslüman'ın bir tam bu erdemli neslin oluşması için vakıf hizmeti. Tam bu erdemli neslin oluşması için vakıf hizmeti.